O yar gelir Yazın. yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar lal olur yar yar lal olur aşka düşen divane gezer del olur yar yar del olur yar yar del olur aşka düşen divane gezer del olur yar yar del olur yar yar del olur evlerine varada gele usandım yar yar usandım yar yar usandım el kızını ben kendime yar sandım yar 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 sandım yar 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 sandım yüreğime hançerde vurdu gül sandım yar yar gül sandım yar yar gül sandım yüreğime hançerde soktu gül sandım yar yar gül sandım yar yar gül sandım mezarımı derinde kazın dar olsun yar yar dar olsun yar yar dar olsun altı lale üstü de sümbül dar olsun yar yar bağ olsun yar yar bağ olsun ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun. Merhaba arkadaşlar. Nimetin dünyasına hoş geldiniz. Ben Zekiye. Günay abla, buradan sana teşekkürlerimi iletiyorum. Şarkımı, sözümü tuttum, söyledim. O yar sana, pardon. O yar türküsü tüm izleyicilerimize, özellikle de sana gelsin Günay ablacığım. Teşekkür ediyorum tekrar anam ve kendi adıma da. Eline sağlık kızım. Ağzına sağlık çiçek Güzel anam. oldun kızım. Diline sağlık. Günden güne şarkı söylemeye başladım ya. Eski formumu böyle geri lise zamanlarındakini kazanmaya başladım. Günden güne sesim oturmaya başladı. Oturur kızım oturur. Bugün nimetin dünyasında temizlik var. Başka neler var çiçek anam? Herkese buradan selam olsun öncelikle. Elif'imiz Hayırlı var. Ramazanlar olsun. Hayırlı oruçlar olsun inşallah. Hayırlı bayramlar olsun hepimize. İnşallah cümlemize tekrar hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Amin. Ne diyecektim? Ne yapacağız bugün yemek? Ne yapıyoruz? Bugün yemek. Bugün yemeğimizde misafirimiz var. Kızım Sezen var. Oğlum Azizgil var. Kebap istediler. Kebap yapıcılar. Ben daha dediğim gibi az önce konuştuğum bunu. Biraz filmden çıktım. Kontrollerimi aradım. Ona gittim geldim. Burada oturuyorum arkadaşlar. Biraz yorgun çiçek anamız bugün. Son tahlillerimiz vardı. Allah'ım hastane köşelerinde sonuç bekleyenlerin inşallah cümlemizin sonuçlarını temiz çıkartsın. İçi sürede çiçek anamınkini, bizimkini tertemiz. Şu azı mübarek günde Allah dualarımızı kabul Amin, eylesin amin. inşallah. Bütün hastalara da bana da hayırlı şifalar versin Allah'ım.
Temizlik yapılıyor bugün. Ayrıyeten işte normalde biz aslında bugün börek yapacaktık. Domatesli börek veya ne bileyim ıspanak böreği yapacaktık herhalde Çiçek Hanım. Evet. Çocuklar uzun zamandır kebap yemiyoruz. Mangal yapalım dediler. Biz de geri menümüzü değiştirdik. Ve çiçeklerimiz bu şekilde yerleşiyor. Bakımı yapıldı. Odanın yeri Çiçek Hanım. değişti. Sen yorulma Çiçek Hanım. İşlerimizi toparladık. Temizliğimizi yaptık. Odamızın temizliğini yaptık yavaş yavaş. Son yerlerimiz kaldı herhalde Çiçek Hanım. Hangisi? He. Şu mor ben de şuna koydum. Şu var. Böyle daha güzel oldu ha. Onu koyacağım. Mor orası Sehpamız çıkardı burada. ortadaydı. Kenara aldık. Çiçeklerimiz yerdeydi. Zaten öyleydi. Çeşitli amaçlıydım bir kere. İyi oldu. He. Ya değişiklik her zaman iyidir. Hani Olmaz. her şeyin değişikliği iyi oluyor. Ne oldu? Çiçekler kaplıyor, az kaldı. Suladın herhalde çiçeklerimizi. Sulandı, silindi. Bir Bakın. yerlerimiz kaldı. He. Temizliğimizi yaptık. Mangalımızı Ya. da Onu katarız koyayım oraya. birazdan Ver şu inşallah. atma. Şurada onu koyayım. Fatma da burada ya. Mangal da yanar. Temizlik olur inşallah. İnşallah. Yemeğimiz de onlar. Torunların burada bugün. Torunlarım Daha burada. Gel güzel kızım. olur ya anne. Ne kızım? Toplu olunca daha iyi He. oluyor. Elif o santr neydi? Satranç kupası. Satranç kupası almış okulda. Okuldan vermişler. Dersleri Buradan güzel maşallah dersleri. tüm öğrencilerimizin de inşallah hepsi birbirinden başarılı olur. Dersleri de güzel zaten Elif'in ki. He maşallah üçünün dersi güzel. Maşallah çok güzel gidiyor. Dereceyle geliyor çok şükür. Üç tane, iki tane yeğenimiz. Bir Elif var dereceyle. Berat. Berat var şu an dereceyle gelen. Maşallah. Diğerleri de var. Normal arkadaşlar dereceyle gelen iki tane yeğenimiz var. Allah başarıların devamını getirsin inşallah. Amin inşallah kızım. Amin. Nasıl oldu bahçemiz? Güzel oldu. Vallahi böyle daha güzel oldu. Oda da hem şu ortada açılmış oldu. He. He. Çiçekler böyle daha güzel durdu. Ben başına gidip daha güzel çekerim galan bence de. Oradan şarkıyı daha güzel söylerim. Şu çiçekleri de getireceğim mi ya? Yok orada Orada mı bu. kalacak? Bu nazik. Bebe He, bu nazik çabuk kırılıyor ama kıyamıyor. Bu çiçeği. tabi. Fatoş ablamın vermişti onu. He. Gelinimize de buradan selam olsun Fatoş'a. Hepsine gelinlerimizin. Beni izleyen Alihan'a selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve büyüyoruz arkadaşlar çok şükür. Bugün 975'lere geldik. Günlük dediğim gibi böyle kanalımızdan ben bilgi de geçmek istiyorum. Büyüyoruz çok şükür. Şükürler olsun. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi destekledikleri için, sayfamızı takip ettikleri için inşallah daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz arkadaşlar. Bu İnşallah. hepimizin. Siz Görmeyeceğim izleyerek, biz yaparak bizim başarımız. bir daha. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Kurban olduğum Allah. Amin kızım. Amin. Saygıyla, sevgiyle inşallah bu şekilde büyümeyi nasip eder Allah'ım Amin. bizlere. İnşallah. İnşallah kırmadan, dökmeden, incitmeden. Tabii ki hatalarımız oluyor arkadaşlar. İnsanız. Hata bizlere mahsus. Elimizden geldiği kadar hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Daha güzel sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim her zaman dediğim gibi bir anda çocuk yürümüyor arkadaşlar. Zamanla hatalarımızın farkına varıyoruz tabii ki. Burada bu yanlışı yapmış. Bir dahaki çekimlerimizde bu yanlışları düzeltelim diyerek hatalarımızı telafi etmeye çalışaraktan yola çıkıyoruz. Aklımıza düşen oluyor, düşmeyen oluyor. Kimse kayırlanmasın, kimse gücenmesin. Aklımıza bir anda her şey gelmiyor. Kusura bakma, aklımıza düşen oluyor, düşmeyen oluyor. Buradan herkese selamımız olsun. Ben saymadı, beni konuşmadı, benim adım geçmedi demesin arkadaşlarımız. Aklımıza düşüyor, düşmüyor. Ama aklımızdan da çıkmıyor. Takipçilerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Takip ediyorlar, sağ olsunlar. Beğeni yapıyorlar, yorum yapıyorlar.
Çok teşekkür ederim Alena, sağ olsunlar. Herkese selam olsun. Biz de teşekkür ederiz. Kendi adıma da kamerayı çeken Zekiye olarak ben de teşekkür ediyorum. Biraz yorucu arkadaşlar ama güzel, severek yapıyoruz çok şükür. Zamanla yoruculuğumuz daha da hafifleyecek diye düşünüyorum. Yeni olduğumuz için biraz bize yorucu geliyor. Her şeyi takip etmek zorundayız şimdi. Güzel oldu şu çiçeklerimizin. Başlarını kestik. Normalde daha uzundu. Bu değil mi Hacı Çiçek Hanım kestiğin? Ayağımızın onu diktim geri. Çiçeklerimizi güprelemiştik. Gübre işe yaradı değil mi Çiçek Hanım? Yaradı mı? Nasıl oldu gübremiz? Burada vurmadı şükür. Burada yaradı. Birkaç tanemizi vurdu değil mi? Diğerlerinde yaradı. Bence bunlar da yaradı değil mi? Bunlara güzel oldu. Ha? At kızım. At. Kimsenin güpre atmasını tavsiye etmem. Buradan. Kimsenin güpre atmasını tavsiye etmem. Çünkü pencerede, mutfakta çiçeklerim kurudu. Ama buradan birkaç tanesine yaradı bence. Buradalar şükür kurumadı. Oradalar kurudu. Buradakileri kurutmadı arkadaşlar. Ama mutfaktaki çiçeklerimizi gübre bildiğiniz mahvetti. Çok güzel çiçeklerimiz vardı mutfağımızda. Belki bunlardan daha güzeldi. Hepsi tek tek kurudu maalesef. Gübre attığımız için. Bunlara da attık. Bunlara da attık. Bunlara da attık. Bunlarda niyeyse hiçbir etkisi olmadı çok şükür. Hatta gürleştirdi. Belki de güneşten yani gübreden olsa hepsi olurdu. Gübreden değil bence. Bilmiyorum kızım. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Dikerik aynen. Gene. Gene dikerik. Cana gelmesin ama gelsin derler ya. İstemez çiçeğe de gelmesin ama oldu. Dikerik gene inşallah. İnşallah. Şuraya geçin ben de. Bitti temizliğimiz de. Çok şükür odamızın temizliğini de yaptık. Yemeğimizi katarız şimdi. Buradan da güzel görüküyor. Çiçek böyle daha güzel oldu. Bu kenarda daha güzel iyi. Oldu. Bakayım hele getir de. Buradan da bakayım. Ne? Kameradan mı? He. Buradan değil de yakından güzel oluyor. Toparlandılar. He. Toplu oldu. Daha güzel oldu bence böyle. He. Sadım öyle yedi biraz. Dağıttın temizlik yapalım. Bir temizliğe geri topluyor ha. Yok böyle kalsın artık bu. Teyze. Heh. Orman gibi mi oldu? Maşallah bu çiçeklerimize de göz değmezsin. Hele de çiçek var ya orman gibi oldu. Öyle mi? Bir orada var. Bir de orada var. Bir de orada var. Bir de burada var. Orman gibi oldu. Orman gibi mi oldu? Daha olur inşallah. Yerde olsa bir sürü orman olur. Size annem öyküydü değil mi? He, Sezen bize çiçek vermişti. Onu getirecektik. Gelecek unuttuk daha. Bu arada. Mehmet Aras'a getirdi belki. Belki. Çiçek Hanım çiçekleri seviyor diye. Kendi de bazen zorlanıyorum falan dedi. Bize verdi. Odamız temizlendi Çiçek Hanım. Mutfağımız da temizlendi arkadaşlar. Tertemiz oldu. Herkesin eline, emeğine sağlık. Güle güle oturun. Hep inşallah. Beraber yaptık. Sağ olun kızım. Elimize sağlık. Kızlarımın, gelinlerimin. Sağ olsun. İşi gücü rast gelsin. El ele yaptılar. Temizlediler. Güzel oldu. İyi oldu. Yemek saati geldi. İftar saati yaklaşıyor arkadaşlar. Çorbamızı yapacağız. Tavuklarımızı soslayacağız arkadaşlar. Dök kızım. Çiçeklerimizi bu şekilde budadık. Şunu atacağım kızım. Kuş başı. Olsun seçen sonu. İnşallah daha iyi ışınlarını açar Çiçek Hanım. Zorsundu işte bunlar kızım Sezen. Baksana zorsundu iyice. O pencerede güneşi mi şey yaptı lan? Bilmiyorum kızım ne yaptı. Bence güneşten oldu. Gübre yatınca güneşi de alınca güneş etkisini göstermeye başlayınca çiçekler kurumaya başladı. Azar azar da gübre koyduydum kızım. Yandı. Birer çay kaşığı kenarına koyduydum. Neyse. Sağlık olsun ya. Gene olur gene yaparık gene yaparık. Mehmet Aras'a bu çiçeği getirdi kızım kere. Arayak arayak. İyi oldu tertemiz mis gibi bugün herkes yemek yer. Zaten temizdi de. İşte olmazsa olmaz. Temizliğimiz var bizim arkadaşlar. Titizlik biraz zor bir şey. Allah kimseye bu kadar titiz etmesin inşallah.
Amin. O kim olayı? Sen. O demedim ki. Yani işte dediğin. Titiz sen oluyorsun, kim olucu? Bugün şey yok ha. Gelmedi Abbak bacım, gelmedi anan kızı. Abbak bacım gelmedi gelin. Bu saatlerde. Gerçi namazı kılınca geldi şimdi. Normalde 4-5 gibi geliyor arkadaşlar teyzemiz. Bugün daha gelmedi. Belki birazdan çekimden sonra gelir diye düşünüyorum. Normalde gelsin 4... gelsin çiçek abo. Pazuru benim. Moral veriyorlar anama, destek oluyorlar birbirlerine. Sağ olsun işiniz. Ya büyük olmadan olur mu? Olmuyor işte Sezen. Şunu da ver kızım içine, o da varsın sonra. He o da şişlik mi? Şişeye de karar. Yok bir şey olmaz, erir. At. Ha, at kızım, at. At baharatlarını at da fazla beklemeyek hadi. Öbür soru merkezlerimiz salatalıklarımıza bak, at at da. Arkadaşlar mangalda özellikle sos çok önemlidir. Kekik muhakkak, kimyon muhakkak ve sarımsak. Tavuğun olmazsa olmazları. Güllü. Bu Zekiye kebabı. Normalde millet belki bir çay kaşığı, belki bir tatlı kaşığı atar ama ben genelde 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı atıyorum arkadaşlar. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Benim yaptığım mangalı yiyenler. Ne diyor Çiçek Hanım? Memnunlar mı? Memnunlar. Var mı böyle bir mangal? Yok. Yemek tarifleri biraz benden mi lan? Güllü. Kebap tarifi %100 zeki eder. Et işleri, tavuk işleri benden sorulur. Ne oldu Sezen? Şey, elim pis, malzeme isteyecek. He. Ben atayım. Anam tutsun. Bir dakika. Ben tutayım ama bizim evet. Yok yok. Gerek yok Çiçek Hanım. Sen otur. Dün de yoruldu Sezen Hanım. Aa, at bunu. Dediğim gibi kebaba, mangala ne kadar sosu koyarsanız kokusunu alır tavuğun, o kadar lezzetli olur. Ve bu da kendi ellerimizle yaptığımız kekik. Çektik arkadaşlar bunu. Küçük küçük. 2 yemek kaşığı mı koyuyor? He, 2 yemek kaşığı. Kekiği çıkartırız, temizleriz, yıkarız. Kurudur, ondan sonra da şeker. Çöpünü seçer. He, çöpünü bütünü seçiyor kızım. Kimyonumuz. Kekik zamanı yaklaşıyor ana. He. Kekik ufak ufak çıkmış kekik gördüm ya. Şimdi çorbaya bulama çorbasına koyacak oluk. Sıcak evet. Yerlerde çıkmıştır bence. Çıktı gördüm ben geçen. Hatay'da muhtemelen olmuştur diye düşünüyorum. Kahvaltılık basılacak zaman geldi bence. Kahvaltılığımızı basarız. Çaylık kekiklerimizi ayarlarız. Kebaplık kekiğimizi ayarlarız. Sarımsağımızı da koyduk. Yağ. Bolca da yağ arkadaşlar. Denemediyseniz bir de bu şekilde deneyin. Mangaldaki güzelliğin farkına varırsınız. Bol sos. Bu şekilde. Al kızım kelimeyi. Uzatmadık sadece. Uzunuttuk he. Vermemiş miyim? Dur ben atayım onu da. At kızım onu bitir. Kuzak sıkılmaz. Katılsın. Bir de çorbamızı koyak Çiçek Hanım. Mercimekli çorba istiyorum ben. Tamam kızım şunu ayarlayıp da. Mercimekli çorbamızı da yapalım. Bu şekilde bakın arkadaşlar sosuna. Mis gibi koktu. 2 saatte kekik şu an. Kekikle kimyon. Muhteşem bir koku verdi içeriye. Kekik çok buram buram kokuyor arkadaşlar. Bu seneki eser yok. He? Tavuk kokusundan eser yok. O da şimdi saat 4 arkadaşlar. Biz biraz pardon 3. Erken çekiyoruz. Erken çekiyoruz. Biraz daha 2 saat. 2 saat normalde daha erken katmalıydık ama bugün temizlik yaptık. Temizlik yaptığımız için de biraz da Çiçek anamız da yorgundu. Onu dinlendirdik. Normalde bugün aslında yatıyordu. Ben biraz kendi olmazsa olmaz dedik. Çekim için kaldırdık. Gelmeyeceydi daha. Gelmeyeceydi normalde. Siz dedi çekin. Beni bugün bana bırakın. Dedik olmaz.
Çiçek anasız çekim olmaz dedik arkadaşlar. Anamızı da getirdik. Öyle. Sağ olun kızım. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden, herkesten. Ben de düşünüyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin kızım. Allah sizi bana, beni de size bağışlasın. Amin. Herkesin ailesini, herkese kendine bağışlasın. Allah'ım kimsenin evine, yuvasına kıymasın Cenab-ı Allah. Kıyanların sabırını versin, yuvası yıkılanlar. İnşallah. Bugün... Yüzler gidenin. Amin. Bugün sizle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hani bu herkesin bildiği bir şey. Yani ben bunu abartarak veya ne bileyim burada reklam amaçlı kullanmıyorum. Yani bunu saklamaya gerek de duymuyorum. Normalde anamız arkadaşlar 7 yıldır 7. yılımıza girdik, kanser hastası. Son, 4. aşamada ve ara ara kontrolleri oluyor. Hani biz, evet tabii ki anam yemek yapmayı güzel biliyor, çok güzel temizlik yapar, bizi bilen, anamı bilen çok iyi biliyor geçmişini, tarlalarda çalışmış. Dün o kadar ağır makinalara giriyor, gerçekten zor. Bizi hasta olan insanlar anlar. Ama bizler için, yani demek istediğim, bizim için ayakta, mesela canımız sıkılıyordu bugün çekime gelmiyor diye, kalktı, hali yoktu. Bizim için geldi. Bunu da böyle belirtmek istedim. Çok güçlü anamız var. Anaların hepsi güçlüdür. Evet, ben ana değilim, bilmiyorum ama hissettiğim analar daha güçlüdür. Çocuklar için of bile demezler. An olmak da zaten böyle bir şey. Boşuna ana denmiyor yani. Bir haftada iki olduğu filmlere gireyim. Çok ağır arkadaşlar. Allah'ım bana verdi, başkasına vermesin. Verene de dayanma gücü, sabır versin, şifa versin. Hiçbir zaman da Allah'a isyan etmedim. Etmeye de düşünmüyorum. Allah'ım ettirmesin. Bir haftada iki oldu makineye girip çıkıyorum. Çok zor. Girip çıktım mı ben benden geçiyorum. İnanın ki dün ikiken gene çok fena oldum. Çok kötü oldum. Hem üniversitede serum takıldı. Akşam dün ikinin aşı. Sağlık kabinine gittik. Gece geri geldi sağlık kabini. O şekilde zor. Çünkü ben 24 saat ilaç alıyorum. Filme girmenin olsun, bir şey yemeyeyim 2 gün. O da beni yere vuruyor arkadaşlar. Allah herkese sabır versin, dayanma gücü versin. Çok zor bir süreç arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok zor bir süreç. Kabullenemiyorsun. Başlarda zor oluyor, kötü geçiyor. Ne bileyim. Sonra ailemden biri oluyor. Başlarda tabii ki kabullenmiyorsun. Şu an demek belki kolay geliyor. Ama çok zor dönemlerden geçtik biz. Yeni yeni, hani artık biz 5 kardeşiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hep derim ki biz artık 6 kardeşiz. Kanser de mesela kabullendik arkadaşlar. Ne kadar istemesen de, ne kadar kötü olsa da çok zor süreçlerden geçiyorsun ve belirli bir süreden sonra bu hastalıkla önemli olan mücadele etmeyi öğreniyorsun. Çok şükür anam başlarda bıraksa da kendini, şimdi bırakmıyor. Ha, yine tekrar ediyorum. Bu arada geçen günlerde işte yazmışlar benim bizim akrabalar, Fatma teyzemizi yoruyorsun, işte Fadım ablamızı yoruyorsun. Yormamaya çalışıyorum. Sırf ona moral olmak için böyle onu çıkartıyorum. İnanın daha iyi geliyor. Kendi stresini atıyor, biraz hastalığını unutuyor. Bu aslında evet biraz zor iş ama kendine zaten iş yaptırmıyoruz. Hani geçenlerde de demiştim, birkaç defa işte niye iş yapmıyor falan diye yazanlar olmuştu. O yorumu silmiştim. Bu yüzden iş yapmıyor arkadaşlar. Normalde çok ilaçlar aldığı için kolları, ayakları çok kötü. Yani damarlar artık gidiyor. Bunu hastalığı olanlar anlar. Çok da detayına girmek istemiyorum. Bunu söylememin amacı da hani böyle bir şeyi konuşmak ve paylaşmak istedim size. Hani bu acındırmak veya YouTube abone toplamak için değil. Bunu yapsaydım ben zaten baştan beri yapardım. Yatakta gösteririm. Ne bileyim, hastaneye giderken gösteririm. İlaçlarını gösteririm. Her türlü gösteririm. Ben bu zamana kadar bu hastalığı kullanmadıysam ailem ve ben, bu saatten sonra da kullanmayız arkadaşlar. Ben bunu artık büyüyoruz, bir aile olduk diye
sizinle paylaşıyorum. Çünkü artık gerçekten büyüdük. Videonun başında da söyledim. Bu bilgiyi de YouTube ailemizle paylaşmak istedik. Teşekkür ederim. Sağ olun kızım. Diline sağlık. Amin. İçi sürede anamızın. Amin. Biraz daha ses yapma. Bu arada mangalımız şey... Yok normal. Yani ses yapma ki milleti rahatsız etmeyelim. Değil mi Çiçek Hanım? Bu arada da ben gene konuşmaya çok daldım herhalde. Mangalımızın tavuğunu kattık arkadaşlar. Bakın sosuna muhteşem oluyor. Ne kadar sosunu bol koyarsanız bir iki saat önceden de hatta aslında sabahtan veya dünden yaparsanız daha iyi oluyor ama biz dün işte hastanedeydik. Bugün de temizlik. Dün yapamamıştık temizliğimizi. Bugün temizlik yaptık. Ha, bugün çok şükür evimizi de temizledik. Orucumuzu da tutuyoruz. Çok şükür orucumuzu nasıl da tutuyoruz. Gidiyor? Güzel gidiyor. Allah yardım ediyor. Hava da güzel oldu. Çok şükür. Çok şükür. Sen de geldin. Oruçluyuz bugün. Allah'ın kabul etsin inşallah. Ramazan birlik, beraberlik, mutluluk, huzur, paylaşma. Ne güzel mesela tek çok yaşa. Tek oruç sofraya oturmuyorsun. Kalabalıkla oruç açmak, kalabalıkla yemek yemek daha lezzetli oluyor. Yani. Abi o misafirlerimiz var. Ne güzel, ne mutlu bize. Keşke bu arada takipçilerimizden gelmek isteyen olursa Antep'e soran olmuştu arkadaşlar. Başımızın üstünde yeriniz var. Gelebilirsiniz. Kapımız her zaman açık. Elimizden geleni de yaparız arkadaşlar. Sağ olsunlar. Pişme aşamasını çekmeyin Çiçek Hanım. Gerek yok diye düşünüyorum. Bugün sohbetimizi ettik zaten yeteri kadar. Vaktimizi fazla da uzatmak istemiyorum ben. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah yarın yine görüşürüz. Var mı söylemek istediğim bir şey Çiçek Hanım? Selam olsun herkese kızım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkese selam olsun. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kızım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.